Arkadaşlar, malum Ramazan bitiyor, bayramımız geliyor. Maraş'ın da Ramazan bayramlarında yaptığı çok güzel bir çöreği var. Sadece Ramazan bayramlarında yapılır. Kahvaltıda gelen misafire çayların yanında ikram edilir. Çok güzel, çok lezzetli bir çörek. Her yerde tarifini bulamayabilirsiniz. Ben size bugün onun tarifini vereceğim. Malzemelerle başlayalım. 1 kilo un, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt, 2 su bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, 1,5 tatlı kaşığı susam ve çörek otu, 1 çay kaşığı kabartma tozu, içinde 1 çay kaşığı da kuru instant maya var. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz var. 1 kahve fincanı da suyumuz var. Şimdi bu malzemelerin hepsini önce sıvıları koyacağız burada. Malzemelerimizi alıyoruz. Bunları bir elimizle iyice karıştıracağız, çırpacağız. Şimdi yumurtalarımızı da kıralım. Şimdi ben bir eldiven takayım. Önce bunları şöyle bir karıştırıcıyla çırpıp iyice birbirlerine geçmesini sağlayacağım. Malzemeleri. Çok güzel. Şimdi şeye ekleyelim tuzumuzu. Çörek otumuzu. Kabartma tozu ve mayamızı. Evet. Bunu da biraz çıktıktan sonra yoğurmaya, elle yoğurmaya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi tamam. Unumuzu ekliyoruz yavaş yavaş. Önce bir miktar alıyorum. Bunu bir yoğuracağım. Biraz daha alalım unumuzu. Çok güzel, çok lezzetli. Çıtır çıtır, biraz da tabii ki yumuşak. Bol yağlı yoğurtlu sütlü. Hoş bir çörek yapacağım size. Değişik bir lezzet. Şimdi bunu 5-10 dakika dinlendirsek yeter. Şimdi küçük mandalinalar büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Bu bezeleri biraz yapıp sonra açma işlemine başlayacağım. Ondan sonra fırın tepsisine dizip bir de çatalla üstünü süslememiz var. Ben bunları yapıp fırın tepsisine bir tane örnek göstereyim size ne kadar açacağım kalınlığını falan. Ondan sonrasını kendim yapıp fırın tepsisine dizince süslemeleri falan göstereyim. Şöyle.
boyutta yapıp fırın tepsisine koyacağım arkadaşlar. Böyle böyle hepsini yapıp dizeceğim. Şimdi arkadaşlar bir tepsiyi doldurdum. Ben size süslemeyi göstermek için bunu bıraktım bir taneyi. Böyle 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 çatalla biraz bastırarak. İsterseniz ya da şöyle şöyle tek tek aralıklı. İsterseniz işte böyle düz çekerek ortasından giderek süsleyeceksiniz. Bunun bir şeyi yok. Özelliği yok. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunları yalnız birkaç da böyle çatalla delmezseniz çok kabarır. Kabarmasını istemiyoruz. O yüzden böyle deleceksiniz bütün hepsini. Tamam, bu kadar. Şimdi pişmeye gidiyor. 180-190 derecede üstü altı kızarana kadar pişecek. Fırınımızı önceden ısıttık. 180-190 derecede. Dakika önemli değil çünkü altı üstü kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Bir de su koydum ben içine. Tepside görüyorsunuz bir kasede. O da puf puf olsun, yumuşak olsun biraz diye. Bir kasede de su koydum. Şimdi bunu pişirmeye verdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pişti çöreklerim, çok güzel nar gibi kızardı. Şöyle bir tanesini böyle yiyeyim. Herkes de görsün. Oh, işte. İşte böyle çok sıcak, çok güzel bir çörek. Hepinize afiyet olsun.